Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Subaru LeVork. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktada bulunan orijinal CD radyoyu ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan, ta elimle işaret ettiğim ilgili alandan dolaşan özel bir çerçevemiz var. Piyano bilek, parlak siyah kaplama. İç kısımları da Grundig cihazımızın çevrelerle birlikte. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapıları her zamanki gibi bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Aracın direksiyon simidi üzerinde bulunan 8 fonksiyonlu direksiyon tuşlarının tamamı cihaz önüne çalıştırdık. Burada 9 fonksiyon var ama cihazımızda 8 fonksiyon olduğu için 8'ini de sonuç şekilde cihaz önüne çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Orijinal USB ilgili kısımda, biraz karanlık olduğu için şöyle göstereyim. Orijinal USB ilgili kısımda orijinal USB'yi çalıştırdık. Bu aracımızın Grundig Apple CarPlay kablolu yaptığı için bir de özel bir kablosuz aparatımız koyduk. Onun da ilgili noktaya bıraktık. Kablosuz CarPlay de çalışacak. Orijinalliği korumak adına aracın var olan geri görüş kamerasını araç içerisinde cihaz üzerinde çalıştırdık. Şu anda geri görüş kamerası da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tekrar toparlamak gerekirse ilgili noktadaki CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Direksiyon kontrollerini sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Soket yapıları bozulmadı. Orijinal USB'yi çalıştırdık. İlaveten bir kablosuz modül kullandık. Ve orijinal kamerayı da çalıştırarak montajımızı tamamlamış olduk. Grundig GX3800 modelimiz Apple CarPlay ve Android Auto kablo ile çalışıyor. Kablosuz aparatı da destekler nitelikte bir cihazımız. Kablosuz aparatımız şu anda Apple telefonumuz bağlı. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Birkaç örnek yapalım. Spotify'dan bir şarkı açalım. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri sonsuz şekilde çalışıyor. Source to su kaynaklar arası geçiş aynı zamanda uzun süreli basılı tutunca ses komple ses kısıyor. Bas konuşa birkaç örnek yapalım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 13 derece. Gibi kullanıcı Apple CarPlay'in işlemlerini tamamıyla direksiyon simidilerinden bırakmadan bas konuş tuşu yardımıyla yapabilecek. Keza aynı şekilde Android Auto da bu şekilde çalışıyor. Direksiyon simidi üzerindeki telefon açma kapamayı da çalıştığını gösterir bir işlem yapalım. CarPlay bağlı olan telefonu arıyorum. Telefon cevaplama açıldı. Açıldı. Kafama da yaptı. Böylelikle tüm fonksiyonlar sonuç bir şekilde cihaz önünde çalıştırıldı. Grundig GX3800 CarPlay Android Auto her iki akıllı telefondan ekran yansıtma özelliği de bize sunan bir cihaz. YouTube kanalımızda onlarca araçta kurulmuş örneklerini görebilirsiniz. LeVork da bu araçlardan biri oldu. İlgili noktadan Android Auto ya da Android Mirror, Apple CarPlay ya da iPhone ekranı yansıtarak da telefon ekranını komple yansıtarak da video gibi uygulamaları açabilmemize olanak tanıyor. Radyo kısmı. Altı Bey. İnşallah bunları tabii ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Son birinci bölümün sonuna radyoda gelirken aynı şekilde çalışıyor. Direksiyon simidi üzerindeki source tuşu demin demiştim iki fonksiyonla çalışıyor. Hem kaynaklar arası geçiş hem de uzun süreli basılı tuttuğu zaman ses kısma işlemi yapıyor. Radyoda da kez aynı şekilde direksiyon kumandalar sonuç bir şekilde taramaları yapıyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Radyoda RDS sinyallerini alan sistem var. Radyo data sistemi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Cihazımızın ekranında DVR diye bir işaret görüyorsunuz. Eğer opsiyonel bir parçamız var, ön cam ve arka cama takılan, bu parçayla birlikte kayıtlarınızı da yapabiliyorsunuz araç hareket halindeyken ve bu kayıtları da kontrolü tamamıyla ilgili noktadan yapılabilir nitelikte. Tam bir multimedya entegrasyonu sağlamış oluyor cihazımız böylelikle. CarPlay ekranındayız tekrar. Apple CarPlay'de birçok navigasyon uygulaması kurulabiliyor. Şu anda telefona kurulu Google Maps, iPhone'un kendi haritası ve Yandex var ama Yandex ikonu şu anda pasif durumda. Apple zannediyorum kısa süre sonra buna da izin verecektir. Böylelikle CarPlay kullanıcıları Yandex'i de sorunsuz bir şekilde cihazda kullanabilecek. Böylelikle montajımızı tamamladık.